Gazze'de bir çatışma yok. Gazze'de bir savaş yok. Gazze'de soykırım var. Soykırımı da işte Yahudiler zaten Blinken Yahudi kimliğini her fırsatta dile getirdi. İşte iki Yahudi bakın sarmaş dolaş yine görüştüler. Netanyahu denen Gazze kasabı barışa kapıyı kapattı. Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler beraberce Müslüman öldürüyorlar. Filistin'de Soykırım yapılıyor. Son 6 ayda 7. kez Tel Aviv'i ziyaret etti. Gündemde yine ateşkes vardı. Vay. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önce Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldi. Blinken Hamas'ı hedef aldı. Zor zamanlarda bile rehineleri eve getirecek bir ateşkes için kararlıyız. Başarılı olunmazsa bunun tek sorumlusu Hamas olacaktır. Teklif masada. Ateşkesin tam zamanı. Gözlerse Başbakan Netanyahu görüşmesine çevrildi. Netanyahu, Blinken'a savaşın sonlandırılmasını içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Netanyahu ayrıca ateşkesin refaha olası bir saldırıyı engellemeyeceğini de vurguladı. Hiçbir karar savaş hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı engelleyemez. <laughs> Gündemde ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticilere yönelik çıkarması beklenen tutuklama kararı da vardı. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Blinken rehine yakınlarıyla da görüştü. <laughs> Masada güçlü bir teklif var. Hamas buna evet demeli. Aileleri bir araya getirene kadar vazgeçmeyeceğiz. Mısır'ın başkenti Kahire ise ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İsrail heyeti Kahire'ye gitti. Arap basınına göre ateşkes 40 günü kapsayacak. Hamas 22 ila 33 arasında rehineyi serbest bırakacak. İsrail ise bin Filistinli mahkumu. Hamas ilk etapta yaşlı kadın ve çocuk rehineleri serbest bırakacak. Ancak Hamas anlaşmada bazı maddelerin netleştirilmesini istiyor. Özellikle Filistinlilerin yeniden Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve İsrail ordusunun çekilmesi henüz uzlaşılamayan başlıklar.